Bu bizde olmazsa olmaz. En önemlisi de dediğim gibi oltamız. Amaç budur yani. Konuşmak istediğim şey, şöyle göstereyim. Savuç gear'ın boat bag diyorlar. Tekne çantası veya balık çantası sonuç olarak. Ben niye bu çantayı aldım? Çünkü bazı balıkçı arkadaşlarımdan gördüm. Pratik, yani bu çantanın bu olarak herhangi bir özel bir özelliği yok. En büyük özellik su almaması. Dediğim gibi su almaması. Hatta çantayı ufak balıklar için canlı yem olarak kullanabilirsiniz. Tabii bu Avrupa'da biraz zor. Çünkü Avrupa'da canlı balığı yem olarak kullanmak yasak. Demek istediğim, takabilirsiniz ama takmadan önce öldürmeniz gerek. Herhangi bir kontrol sırasında kancaya taktığınız, iğneye taktığınız yem hala canlıysa, yani cezayı yiyebilirsiniz veya ceza alabilirsiniz. Evet, bu çantayı ne için kullanacağız? Şurada zaten etiketi var. Şöyle Savage Gear'ın çantası. Evet, özel bir bilgi yok. Evapublix Salt Waterproof Zippers. Yani fermuarları tuzlu suya dayanıklı. Comfort Padding Designed for Anglers by Anglers. Yani balıkçılar tarafından balıkçılar için dizayn edilmiş. Klasik şey. Bu plastik bir malzeme. Dediğim gibi plastik bir kova gibi. Su geçirmiyor, tekneciler kullanabilir. Şu şekilde burada bir çıpçığı var. Şey yapabiliyorsunuz. Ondan sonra çok basit bir şekilde fermuarlarını kapatabilirsiniz. Ondan sonra saplar işte güzel birbirine bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir çanta. Bu çantayı niye seçtim? Daha önce rapala çantası kullanıyordum. Rapala çantasını sürekli yere koyuyoruz. Malzemeler ve sırtımızda durması gereken çanta çok fazla dolu. Çok fazla malzeme taşıdığımız için ağır. Yani sırtınızda tutamıyorsunuz. Mecbur bir yerlere bırakmak zorundasınız çantayı. Bizim meralarda ikinci sebebimiz. Bizim meralarda çok takılıyor, çok kopuyor. Sürekli lider bağlamak zorundasınız. Sürekli işte jig veya jig head silikon değiştirip kopan silikonu değiştirmeniz gerekiyor. Bu sırada sürekli oltayı bir yerlere dayamak zorundasınız. Oltayı yere koyuyorsunuz veya işte taşlara dayamak zorundasınız. Zaman zaman elinizle de yapmaya çalışıyorsunuz ama sürekli bir yerlere dayıyorsunuz sonuçta. Şöyle oltayı yapayım. Ve bu oltaları yere koymamak için, makaraları biraz daha korumak için bu oltayı aldım. Daha önce arkadaşlar başka markalarını almış. Ben de onları alacaktım aslında. Araştırırken bu da varmış. Evimin yanında gidip internetten sipariş vermek yerine dükkandan aldım. Yani Jinza diye bir marka var. Onun da çantası aynı şekilde. AliExpress'ten alanlar olmuş. Onlar biraz daha fiyakalı. Karbon desenler falan. İstediğim oltayı almamın sebebi şu kısım. Yani olta tutacağım. Diyelim. Rope holder diyorlar. Veya işte her ne diyorlarsa olta tutacağı. Basit ismiyle. Diyelim ki koptu. Meradayız. Lider değiştireceğiz. Yaptığımız şey, bu oltayı gidip böyle taşlara dayıyoruz. Şimdi ne olacak? Bu oltayı gidip buraya koyacağız. Ve bu kadar basit. Dinlenmek istiyoruz 5 dakika.
Veya işte termosta kahvemiz var, çayımız var. Sigara içenler sigara içecek. Olta elimizde durması gerekiyor. Ya da bir yere koyacağız, bir yere dayamamız gerekiyor. İşte taşa dayanıyoruz. Yanımızda duvar varsa duvara, ağaca. Her nereye dayarsak veya işte çantaların üzerine böyle herkes gözünün önüne getiriyordur herhalde sağa sola. Bu çanta yeni bir çanta değil. Piyasada varmış daha önce. Ben bu sene gördüm gerçi. Böyle şeyler aklıma geliyordu ama mutlaka vardır diye. Artık görünce alayım dedim. Yani nereye giderseniz koyuyorsunuz ve çantanız yanınızda olta tutacağı hoşuma gitti. Sırf bu olta tutacağı yüzünden bu çantayı aldım. Ama baktığınız zaman çanta kullanışlı. İşte yine hemen dediğim gibi buradan kapağı açtınız. Diyelim ki böyle komple. Burada kullanma yeri var. Böyle kapağı açtınız. Ondan sonra işte rapala kutularımız içeriye giriyor. Ondan sonra silikon kutusu içeri giriyor. Ondan sonra yine silikon kanca klip kutusu içeri giriyor. Ondan sonra jik kutusu. Şöyle göstereyim daha yakından. Yandan içeri giriyor. Neyimiz var? Makaramız var. İçine koyduk. Rapala bıçağımız içinde. Kamera tripodu. Herkes kullanmıyor ama benim çantamda var. Lider. Ondan sonra kafa lambası. Kafa lambalarından bir tanesi. Yine bıçak ve pense olarak kullandığımız bir yani multi tool dedikleri 8-10 işlevli pense diyelim kısaca. İçine koyabiliyoruz. Bu bizde olmazsa olmaz. Balığı yakaladığımız zaman, sudan çıkarttığımız zaman öldürmemiz gerekiyor. Yani bir yönde bir katiliz. Böyle bunların büyükleri var, demir olanları var. Bence bu kibar ve öldürmeye yetecek bir şey. Sonuçta insan öldürmüyoruz. Bunu olta tutacaklarından birinde kullanıyorum genelde. İçine sığıyor. Bundan sonra bu kadar. Çantamız doldu. En önemlisi de dediğim gibi oltamız ve bunu gittiğimiz sahilde nereye giderseniz koyup böyle kullanıyorsunuz. Şu kısım evet önemli olan şurası. Oltayı tutacak yer. Çok hızlı bir şekilde makarayı da takayım. Sadece görüntü olsun. Şöyle sapını da takayım da hadi. Makara tam olsun. Evet. Tam bir spin. Ortası oldu. Evet, görüntü budur. Amaç budur yani. Amaç, çantanın amacı şu anda şu oltayı şuraya koyup artık lider bağlarız, silikon bağlarız. 5 dakika kahve içersiniz. Yani bu olta böyle yere veya çantanın üstüne veya işte duvara daya, ağaca daya, çubuğa daya, ondan sonra taşa daya, taşların arasına koy, makara yere değmesin, işte makara çizilmesin, olta yere değmesin, halka denk gelsin dayadığın yere. Bunlar hepsi her şeye son veriyor. Çok basit bir şekilde bu kadar. Alış amacımız buydu yani.